Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 5. sınıf din kültür bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sınavının çözümünü gerçekleştireceğiz. Her ders olduğu gibi din kültür dersimize de yazılılarımızın pdf'lerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikli olarak pdf'den kendinizin çözmesi daha sonra çözüm videosunu izlemeniz daha iyi olacaktır. Çünkü yanlış yaptığınız kısımlarda eksiğinizi daha rahat tamamlayabilirsiniz. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa D, yaşsa Y koyunuz. Allah her şeyi bir düzen, ahenk ve uyum içerisinde yaratmıştır. Birinci doğru yanlışımız doğru olacak. Çünkü evrendeki mükemmel düzen, mükemmel ahenk ve uyum Allah tarafından yaratılmıştır. Her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Doğru. Allah'ın Tekvin sıfatı vardır. Bu Allah'ın yok, yoktan var etmesi, her şeyi yaratması anlamına gelmektedir. Evren kendi kendine var olmuştur. Hayır, evren Allah tarafından yaratılmıştır. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak imanın şartlarındandır. Doğru, İman şartları 6 tanedir. Allah'ın varlığına ve birliğine, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere ve kazaya inanmak. Dolayısıyla Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak da imanlı şartlarındandır. Allah evreni ve varlıkları yaratıp kendi haline bırakmıştır. Yanlış Allah kendi haline bırakmamıştır. Kendi iradesiyle yaratmış olduğu varlıkları kontrolü altında tutmaktadır. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. Merhamet, görme, teyit tekvin, düzen. Teyit Allah'ın varlığı ve birliği inancıdır. Tekvin Allah'ın yoktan var etmesi yani yaratmasıdır. Bir, Allah'ın yoktan var etmesine tekvin denir. Tekvin Allah'ın sıfatlarından bir tanesidir. Yoktan yaratma anlamına gelmektedir. Allah evrendeki her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır. Biz evrene baktığımız zaman bu düzeni, bu ahengi, bu yuvumu çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz. Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi, ayın dünya etrafında dönmesi, mevsimlerin birbirini takip etmesi, gece ile gündüzün birbirini takip etmesi bunlara verebileceğimiz en basit örneklerdir. Allah'ın karanlık bir oda içerisinde bulunan siyah bir taşın üzerindeki siyah bir karıncayı bile görmeye gücü yeter. Dolayısıyla bu boşluğa da görme kavramının gelmesi gerekmektedir. Evrendeki düzeni incelediğimizde Tevhid inancına ulaşmamız için birçok ipucu vardır. Tevhid inancına ulaşmamızı sağlayacak birçok ipucu vardır. Tevhid inancı Allah'ın varlığı ve birliği inancıydı. Evrendeki düzene baktığımız zaman bu düzenin var olması Allah'ın tevhid inancına ulaşmamızı bize sağlar. Allah yarattığı tüm canlılara merhamet etmesinden dolayı bol bol nimet vermiştir. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri vardır. Rahman ve Rahim isimleri Allah'ın kullarına son derece merhametli olması, şefkatli olması, bağışlayıcı ve esirgeyici olması, onları bol bol rızıklandırması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu boşluğa da merhametin gelmesi gerekmektedir. Verilen ifadeleri doğru karşılıklarıyla eşleştiriniz. Tekvin, Allah'ın yoktan var etmesi yani yaratmasıdır. Rahman Allah'ın yaratmış olduğu canlılara karşı son derece merhametli, şefkatli, esirgeyici, bağışlayıcı olması anlamına gelmektedir. Yani Allah merhamet sahibidir. Basar Allah'ın hiçbir araca ve hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan her şeyi görmesidir. Semi yine Allah'ın hiçbir araca ve aracıya ihtiyaç duymadan her şeyi işitmesi yani duymasıdır. Tevhid Allah'ın varlığı ve birliği inancı anlamına gelmektedir. Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız. 1. Allah'ın evrene koymuş olduğu mükemmel düzene dair 3 örnek veriniz. Biz evrene baktığımız zaman Allah'ın koymuş olduğu bu mükemmel düzeni çok rahat bir şekilde görebilmekteyiz. Gezegenlerin güneş etrafında güneş etrafında belli yörüngede dönmesi verebileceğimiz birinci örnek. Yine ayın dünya etrafında dönmesi de verebilecek diğer bir örnektir. Üçüncü örneğimiz ise mevsimlerin birbirini birbirini takip etmesi. Tabi biz bunu çoğaltabiliriz. Gece gündüz dengesi. İnsan vücudundaki uyum bunlara verilebilecek diğer örnekler. İslam tevhid dinidir ifadesinden anladıklarınızı kısaca açıklayınız. Tevhid inancı Allah'ın varlığı ve birliği inancıdır. Allah'ın varlığı ve birliği inancına verilen isimdir. İslam dini de tevhid inancına dayanmaktadır. Yani Allah'ın varlığı ve birliği inancına dayanmaktadır. Dolayısıyla İslam dininin temelinde tevhid inancı vardır. İslam dininin temelinde tevhid inancı vardır. Bu yüzden de İslam tevhid dinidir diyoruz. Ki baktığımız zaman bir kişinin iman edebilmesi için yani Müslüman olabilmesi için öncelikli olarak inanması gereken şartlar İslam inanç esasları yani imanı şartlarıdır. İmanlı şartları içerisinde birinci sırayı Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak yer almaktadır. Dolayısıyla bir kişinin Müslüman olabilmesi için yani iman edebilmesi için öncelikli olarak teyit inancına sahip olması gerekmektedir. Verilen testlere cevaplayınız. Bir, altı çizili ifadede aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? De ki içinizdekilere gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın kadir olması Allah'ın kudret sıfatını ifade etmektedir. Kudret de Allah'ın sınırsız güce sahip olmasını ifade eder. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı Allah'ın gücü sınırsızdır olacak. Allah her şeyi görür. Allah'ın basar sıfatıyla ilgilidir. Allah yoktan var edendir. Tekvin sıfatıyla ilgilidir. Allah'ın her şeyi bilmesi ise Allah'ın ilim sıfatıyla ilgilidir. 2. Altı çizil ifadede vurgulanan Allah'ın sıfatı hangisidir? Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakta yorulmayan Allah'ın ölüleri de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet o her şeye kadirdir. Altı çizil ifadeye baktığımız zaman göklerin ve yerin yaratılışından yani Allah'ın yaratmasından bahsediyor. Allah'ın yaratması tekvin sıfatıyla ilgilidir. Bu yüzden bizim cevabımız değişik olacak. Kudret Allah'ın sınırsız güç sahibi olması. Yani her şey gücünün yetmesidir. Semi Allah'ın işitmesidir. Yani her şeyi duyabilmesidir. İlim Allah'ın her şeyi Gelecekte, geçmişte fark etmek sizin her şeyi bilmesi anlamına gelir. 3. Ayette vurgulanan temel husus hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Allah bir tek ilah olarak anıldığında ahirete inanmayanların kalpli daralır. Allah'tan başkaları ilahları anıldığında bakarsın sevinirler. Biz ayete baktığımız zaman Allah'ın varlığı ve birliği yani bir ve tek olması vurgulanmaktadır. Allah'ın varlığı ve birliği de tevhid inancıyla ifade edilir. Evrende mükemmel bir düzen vardır. Ayete baktığımız zaman evrendeki mükemmel düzene vurgu yapan herhangi bir ifade yoktur. Allah'ın her şeyi bilmesi yani ilim sıfatı da yine ayet içerisinde vurgulanmamıştır. Göğü ve yeri yaratan yani Allah'ın tekvir sıfatı da ayet içerisinde vurgulanan hususlardan biri değildir. Ama B şıkkına baktığımız zaman Allah vardır ve birdir. Yani tevhid inancını ifade eder. Bizim ayetimizin içerisinde vurgulanan temel husus tevhid inancıdır. Bu yüzden de camımızın B şık olması gerekmektedir. 4. Alda çizil ifadede Allah'ın vurgulanan sıfatı hangi şıkta doğru verilmiştir? Namazı dost soru kılın, zekatı verin, Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Allah'ın hiçbir araca ve aracıya ihtiyaç duymadan her şeyi görmesine biz basar sıfatı diyoruz. Yan cevabımız C şık olacak. Tekvin Allah'ın yoktan yaratması yani var etmesidir. Kudret Allah'ın Sınırsız güç sahibi olmasıdır. İlim Allah'ın her şeyi bilmesi anlamına gelmektedir. 5. Aşağıdaki sıfatlardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Allah'ın özelliklerini öğrendiğimiz birçok sıfatı vardır. İlim Allah'ın her şeyi bilmesidir. A şıkkındaki açıklama doğrudur. Allah'ın her şeyi bilmesi ilim sıfatı ile ifade edilir. Basar Allah'ın her şeyi görmesidir. B şıkkı da doğrudur. Basar demek Allah'ın hiçbir aracı ve aracıya ihtiyaç duymadan her şeyi görmesi anlamına gelir. Tekvin Allah'ın yoktan var etmesi yani yaratmasıdır. Dolayısıyla D şıkkındaki açıklama da doğrudur. Kudret Allah'ın her şeyi işitmesidir. Allah'ın her şeyi işitmesi semi sıfatıdır. Kudret ise Allah'ın sınırsız güç sahibi olması anlamına gelmektedir. Bu yüzden C şıkkındaki açıklama yanlış verilmiştir. 6. 6 çizili ifadede Allah'ın hangi sıfatı vurgulanmaktadır? Peygamber şöyle dedi. Rabbim gökte ve yerde söylenen bütün sözleri bilir. Çünkü o her şeyi hakkıyla işten her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın işitmesi yani semi sıfatı. D değişik olacak. Kudret Allah'ın her şey gücünün yetmesi, ilim Allah'ın her şeyi bilmesi, basar ise Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelmektedir. Beşinci sınıf birinci dönem birinci yazılı sorularının çözüm videosu burada son buluyor. Özellikle belirttiğimiz gibi önce çözülmemiş kısmı çözmeniz, daha sonra Çözüm videosunu izlemeniz her zaman için sizin faydanıza olacaktır. Çünkü ilk önce sizin çözmeniz bilmediğiniz ya da yanlış bildiğiniz konuları ortaya çıkartır. Böylece sizler de yanlış bildiğiniz konularda ya da bilmediğiniz konularda tekrar yapma şansı bulur, eksikliklerinizi öğrenmiş olursunuz. Sınavınıza başarılar diliyorum.